Zeki kalsa Power Valley'si olduğu yerde kalırdı. Yani bir jumbojet içine ve okyanusun 9000 metre yukarısında. Zek, iPod'un sesini sonuna kadar açmış, çikol tamamlamasını bitirmekle meşguldü. Uçağın kabini karanlıktı. Çevresindeki herkes uyukluyordu. Anaokulundaki uyku saati gibi sıcak ve rahat bir ortam vardı. Zek, derhal okul aklıkları çıkar ve beni dinle. Annesinin kızgın yüzü karanlığın içinden çıkıp yanı başına belirmişti ve kolundaki kaba saba dijital saati işaret ediyordu. Oho! 3 dakika önceki giymiş olman gerekiyordu, dedi annesi fısıltıya bağırarak. Bu noktadan sonra hata yapma şansımız yok Zek. Zek içini çekerek koltuğunun altına uzandı. Mesir çantasını çıkardı. O sırada binlerce hayranın önüne gitar solosu yaptığına dair mükemmel bir hayal kuruyordu. Ama yakın zamanda böyle bir şey yapma şansı sıfırdı. Bunun yerine tulumunu pilot gözlüklerine paraşütün üzerine geçirdi. Zek ağabey Leon'a göz attı. Leon çok giyinmişti ve en sevdiği kitaplı Modern Elektronik Cihazlar Kılavuzu 4. baskısının tulumunun cebini takmakla meşguldü. Zek bir kez daha nasıl Leon kadar tork bir kardeş olduğunu merak etti. Zek'in babası arkadaki koltuktan uzandı. Gergin misin Leon? Diye sordu. Leon korkudan titremeye başlamıştı bile. Sen ne durumdasın Zek? Diye sordu baba. Sanki gerçekten merak ediyormuş gibi. Zek artık 12 yaşındaydı ve zaten bunu milyonlarca kez yapmıştı. Orada bir gerçek varsa o da Zek'in sakladığıydı. Bunu birisi olarak saklamak zorundaysan ölüme, beyin okumaya, maceraları atılmaya ne anlamı vardı? Bunu bir sır olarak saklamak zorundaysan ölümü meydan okuyan maceralar atılma ne anlamı vardı? Zek'in devlet soruşturma bürosu kısaca DSB için çalışan gizli bir ajan olduğunu arkadaşların hiçbiri bilmiyordu. Onlar Zek'in yine o saçma aile tatillerinden birinin çıktığını sanıyorlardı. Ve bu hiç de havalı bir şey değildi. Zek'in ökesi kabarmaya başladı. Tam babasına cevap vermek üzereydi ki hostesin kendine doğru yaklaştığını fark etti. Yüzünde sahte bir görüntüme vardı. Görüp ister misin ufaklık? Diye sordu. Ufaklık, Zek yumruklarını sıktı. Gel bakalım diye devam etti. Sana şekerlerinin yerini göstereyim. Hostes Zek'i uçağın arka tarafına doğru götürüyor perdenin arkasına geçirdi. Tezgahta bir kese şeker duruyordu. Zek kırmızı bir tane aldı ama hostun elini çekti. Yoo, yeşilden al dedi sertçe. Ne de olsa artık yalnızlardı. Zek ise şekeri ağzına attı. Dıştaki şekerleme hızla eridi ve dilinin üzerine küçük bir disk kaldı. İşte görevin diye açıkladı hostes. Onu iyi koru. Halı kaplı bölmeye doğru yürüdü ve yerdeki kapak açıldı. Hava bölmesine diye buyurdu hostes. Zek kapının altındaki karanlık bölmeye indi. Gözlüklerini yerleştirdi ve koyu kahverengi saçlarını eliyle arkaya attı. Ama her zaman olduğu gibi saçları hemen önüne düştü ve eski haline döndü. Artık hazırdı. Hostes parmaklarıyla yeri saymaya başladı. 5, 4, 3, 2, 1. Zek karanlık gece doğru bir adım atarak hava bölmesine atladı. Birden saatte 2-3 kronik hızlı düşmeye başladı. Çarpan rüzgar kulaklarını uzatıyor ve yanaklarını içeri doğru itiyordu. Zek ipi asıldı ve paraşütü açıldı. Vuf! Bütün vücudu sarsıldı ve yavaşça süzülmeye başladı. Ve sonunda Zek'in spor ayakkabıları yere çarptı. İniş alanını tutturmuştu. Paraşütüne dolanmadan ve bir komando taklası ile inişini yaptı. Ayağa kalktı ve çevresine baktı. Acaba neredeydi? Kendisini bekleyen tehlikelerin habersizliği ve göre nasıl insanlarla karşılaştığını bilmiyordu. Kesin olan şuydu ki kimse Zek Power'dan dosya bir ziyaret beklemiyordu. Devam edecek.